Sevgili dördüncü sınıf arkadaşlarım hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda sizlerle birinci üniteden başlıyoruz. Her videomuz e, tek tek üniteler halinde devam edecek. Birinci ünitenin ilk kısmı bu videoda. Bundan sonraki kısmı da ikinci videoda e, anlatılacak. Yer kabuğu ve dünyamızın hareketleriyle başlayacağız arkadaşlar. E, bizlere Instagram sayfamızı öğretmenimden ulaşabilirsiniz Kanalımızda Türkçe, matematik, e, fen bilimleri, sosyal bilgiler gibi ders kitaplarımızın da videoları mevcut Bunları bulamayan arkadaşlarım Bana Instagram sayfamdan yazabilir ya da kanalın oynatma listesi kısmından bulabilirsiniz Hazırsanız başlıyoruz Burada bana taşların doğal ortamlarda gözlemlenmesi ile ilgili keşfedelim kısmı verilmiş arkadaşlar. Öncelikle üst kısmı yapacaksınız, daha sonra düşünelim, yazalım kısmını. Taşları hangi özelliklerine göre sınıflandırdınız? Farklı renklerde taşları bir araya getirdiğimizi düşünürsek arkadaşlar, bunları hangi renklerine, özelliklerine göre sınıflandırırız? Baktığımız zaman pürüzlü ya da pürüzsüz olmasına göre değil mi? pürüzlü pürüzsüz dedik. Renk dedik. Parlaklık, matlık. Parlaklık, matlık. Bu özelliklerine göre sınıflandırabilirim. Şekillerine göre sınıflandırabilirim. Kimileri daha düzgün olur, kimileri kavisli olur parçalı olur bu şekillerine göre sertliklerine göre sınıflandırabilirim Evet 22 sayfaya geçiyorum Arkadaşlar bir yerden bir yere gidebilmek için ulaşımı çeşitli yollarla sağlıyoruz değil mi ama en çok genellikle Karayollarını kullanıyoruz tünelaşma çalışmaları Yollarında mevcut oluyor dağlardan farklı geçitlerden geçmek zorunda kaldığımız için. Canlılar dünyanın dış katmanlarında yani yer kabuğunda yaşarlar. Yer kabuğunda dağlar, tepeler, ovalar, vadiler, yaylalar gibi yeryüzü şekilleri bulunur. Yer kabuğu ve yeryüzü şekilleri kayaçlardan oluşmuştur. Yer kabuğu okyanus, deniz ve göllerin altında da devam eder. Yani bizim göremediğimiz kısımları da vardır. Yer kabuğu karaların olduğu yerlerde kalın, okyanus tabanlarında daha incedir. Baktığımız zaman arkadaşlar yer kabuğunu görüyoruz. Karaların olduğu yerde kalın, okyanuslarda daha ince. Dünyamızın katmanlarını zaten geçen yıl öğrenmiştiniz. Manto katmanında bulunan magma vardı bu yeryüzüne ulaşıyordu, soğuyordu, katılaşıyordu ve kayaç haline geliyordu değil mi? Kayaçlar da farklı etkenlerle yani rüzgar, sıcaklık farkı, yağmur, akarsu gibi dış faktörlerle birlikte parçalanıyordu. Bunun sonucunda da kayaçlar kaya, çakıl, çakıl taşı ve kum tanelerine dönüşüyorlardı. Baktığımız zaman öncelikle dağ, daha sonra kaya, çakıl ve kum şeklinde görüyoruz çeşitli taşları değil mi? Farklı renklerde olabiliyorlar, sertlikte olabiliyorlar yapısında çünkü mineraller var. Neden sertlikleri, parlaklıkları farklı öğretmenim? Çünkü yapısındaki mineraller sebebiyle. Örneğin demiş burada örnek vermiş. Pamukkale travertenleri beyaz renktedir, yumuşaktır. Bunların da yapıları farklı minerallere sahiptir. Bu sebeple bu renk ve yumuşaklıktadır. Bana bir soru gelmiş. Turuncu renkteki akıcı maddenin adını biliyor musunuz? Ne olabilir arkadaşlar? Baktığımız zaman öğretmenim magma magmadan çıkan lavlar diyebiliriz. Hemen aşağıdaki kısmı okuyoruz. Akkor halindeki aşırı sıcak magma yani manto yer kabuğunun derinliklerinden yanar dağların yüzeylerine doğru yükselir. Yüzeye çıkan magmaya lav adı verilir. Yanar dağdan yeni çıkmış lavın sıcaklığı 700 derece ve 1200 derece arasındaymış. Çay yapmak için biz suyu 100 derecede kaynatıyoruz. Düşünün bunun 7 katı ya da 12 katı. Ee, Fazla ısıya sahip lavlar. Madenlere bakıyoruz. Madenler ile kayaçlar arasında nasıl bir ilişki vardır demiş bize. Baktığımız zaman arkadaşlar kayaçların bazıları çok değerli değil mi? Altın, gümüş, bakır, bor, demir, kurşun, civa, linyet ve mermer. Bunlara biz kayaç diyoruz. Yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlardır yani madenler. Öğretmenim hem ekonomik değeri var farklı derinliklerden çıkıyor diyebiliriz. Tarih öncesi dönemlerde günümüzde kullandığımız araç ve gereçler teknoloji yoktu. Madenciler tünelleri aslında nasıl kazdılar bunu soruyor bize. İnsanoğlu geçmişte de farklı teknolojiye sahipti. Yani bu kadar gelişmemişti teknolojisi. O zaman da insanlar madenleri çeşitli amaçlarla kullanıyorlardı ve hepsine çok fazla ulaşamıyorlardı madenlerin. Yeraltı madenciliği çok fazla yapılmıyordu. Çünkü insanlar madenler hakkında bilgi sahibi bile değillerdi. Hemen açıklama yapmış okuyalım. İnsanoğlu 10 milyon kadar önce madenleri kullanmaya başlamıştır. Tarih öncesinde madenciler çakmak taşı bulabilmek için çukurlar ve tüneller kazarak maden ocakları açtılar. İlk insanlar ıslak kilin kuruyup sertleştiğini fark edince kilden çömlek yapmaya başladılar. Bir takım madenleri toz haline getirip hayvan yağı ile karıştırarak yukarıdaki gibi resimler yapmışlar. Hem değerini bilmiyorlardı hem teknoloji gelişmediği için çok fazla ulaşamıyorlardı. Maden ocağı ve eritilen madenlerin görselleri verilmiş arkadaşlar bize Çeşitli araç gereçlerle e, Biz bu madenleri çıkarıyoruz altın gümüş bakır demir gibi madenler kayaçların içinde bulunuyor Bunları yeryüze, Yeryüzüne çıkarabilmek için biz maden ocakları açıyoruz Daha sonrasında farklı aletlerle bunları parçalıyoruz Çok yüksek ısıda eritiyoruz Sonrasında ise ekonomik olarak değer kazanıyor artık bunlar. Çünkü topraktan arındılar, taştan arındılar ve üretim için ham madde haline geldiler. Daha sonrasında bunlar ham madde olduktan sonra tekrar işleniyor ve araç gereçlere dönüşüyor. Örneğin çatal, kaşık, tencere, bıçak, televizyon, bilgisayar, telefon gibi elektronik aletlerin yapımında da kullanılıyor madenlere her zaman sanayi alanında çok fazla ihtiyaç vardır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte madenlerin de önemi arttı. Örneğin uçak, tren, otomobil, yapay uydu gibi araçların yapımı gibi çok alanda da kullanıldı. Peki Türkiye'de en çok hangi maden var? Öğretmenim dünyadaki bor mineralleri rezervinin %70'i Türkiye'de. Yani onda 7'si Türkiye'de önemli madenler arasında o zaman sayabiliriz. Başka bakır, krom, altın, gümüş, bor, mermer, linyit, kurşun ve çinko da Türkiye'de fazla. Soda, kaya tuzu, alçı taşı ve zımpara taşı gibi madenler de ülkemizde çıkarılıyor. Peki ham madde kaynağı olarak kayaçların önemi nedir demiş. Baktığımız zaman bu soruyu zaten yanıtlamıştık. Demir, bakır, gümüş gibi madenler ham maddeler olarak çıkarılıyordu daha sonra kayaçlardan çıkarılıyordu ve işlendikten sonra kullanıyorduk. Altın başka nerelerde kullanılır? Altın astronotların kaslarının yüz siperliğinde de kullanılırmış. Kaslarda kullanılan altın madeni astronotları güneşin zararlı ışınlarından korurmuş. Bakın burası altınmış. Devam ediyorum. Madenler günlük hayatımızda birçok eşyanın yapımında da kullanılırmış. Yaşadığımız bölgede hangi madenler çıkar araştırınız demiş. Örneğin Marmara bölgesinde yaşıyorum. İstanbul'dayım. Hangi madenler çıkıyor? Öğretmenim mermer, linyet, bor, demir bunlar çıkıyor. Eğer ne şehirdeyseniz, eski İç Anadolu bölgesinde bir yerde yaşıyorsanız yine lüle taşı, bor tuzu, krom, kaya tuzu, linyet, çinko, tuz, civa, demir bunlar çıkıyordur. Doğu Anadolu bölgesindeyseniz krom, demir ya da bakır çıkıyordur. Ege taraflarındaysanız buralarda da linyet, civa, krom, tuz, zımpara taşı gibi madenler çıkıyordur. Altına bakacağız. Kuyumculukta en çok kullanılıyor. Elektrik, elektronikte, diş hekimliğinde, süslemede, madalya yapımında kullanılıyor. Demir en çok inşaatta ve otomobil yapımında kullanılıyor bor, deterjan, ilaç yapımı, seramik bunlarda kullanılıyor. Mermer en çok inşaatta, dekorasyonda, süs eşyalarında kullanılıyor. Bakır, elektronik aletlerde, kuyumculukta, boya işletmelerinde ve üretiminde yine turistik eşyalarda kullanılıyor. Kümür elektrik üretiminde daha fazla ısınmada, endüstri alanında kullanılıyor. Çünkü o pillerin yapımında, televizyon ekranı üretiminde, floresan lambalarda kullanılıyor. Krom paslanmaz özelliğe sahip. Uçak ve gemi yapımında kullanılıyor daha çok. Çelik üretiminde kullanılıyor. Nikel, çekiç, pense, çatal, bıçak gibi aletlerin yapımında kullanılıyor. Kurşun ise zararlı ışınlardan korumak için ve akü yapımında kullanılıyor. Fosillere geçiyoruz arkadaşlar. Bunlarla ilgili düşünelim, paylaşalım kısmındayız. Bir etkinlik vermiş yukarıda bize. Oyun hamuruyla ilgili. Önce etkinliği yapıp soruları cevaplayacaksınız. Ee, kullanacağınız malzemeleri vermiş. Etkinliği yaptıktan sonra muhakkak soruları yanıtlayın. Yapmış gibi düşünürsek etkinliği. Oyun hamuru burada kalıp oluşturmada kullanıldı. Ee, kabuğu bastırıp tekrar yerinden çıkarmak şekil oluşturmak için kullanıldı. Alçı kalıbı oluşturmamızda şeklin daha sağlam olması için bunu temsil etti diyebiliriz. Fosiller nasıl oluştu? Bakıyoruz. Ölen her canlı aslında fosilleşmiyor. Biz fosilin oluşabilmesi için bazı şartların gerçekleştiğini bilmeliyiz. Örneğin bir canlı, canlı kalıntısı havayla temas etmiyorsa fosilleşebilir. Üstü kumla, kille, toprak tabakayla örtülmelidir ve havayla teması kesilmelidir. Daha sonra bu canlı çürümeye uğramaz ve binlerce yıl bozulmadan kalabilir. Bakın canlılar doğar yaşar ölür. Fark etkenlerden dolayı da toprak altında kalır değil mi? Milyonlarca yıl içinde toprağın tabakaları kalınlığı artar. Canlının yumuşak dokuları çürür ve oluşan boşluklara su ve mineraller dolar. Canlı kalıntısı daha sonra sertleşir, kayaç haline alır. Daha sonra fosiller yer kabuğunun hareketleri sonucunda da tekrardan açığa çıkar. O zaman fosillerin oluşması için milyonlarca yıl zaman geçmelidir, değil mi? O zaman bu fosillerin oluşmasında havayla temasının kesilmesi çok uzun sürelerin geçmesi bizim için önemlidir. Fosillerle ilgili neler biliyorsunuz? Fosiller bize hangi konu hakkında bilgi verir demiş. Yukarıda bir görsel vermiş bana fosil. Bu fosil kanat açığı olarak baktığımız zaman şu kısımlarına 19 santimetre olan Yusufçu'a aittir. Almanya'dan günümüze yaklaşık 150 milyon yıl önce oluşmuş kireç taşı kayaçları bulunmuştur. Bu kayaçlarda çeşitli hayvan ve bitkilere ait fosiller vardır. Bunlar günümüze kadar ulaşanlar için de en iyi konulmuş fosillerdenmiş. Canlının her ayrıntısı görülebiliyormuş. Ve ben burada neyi öğreniyorum? Geçmişe dair birçok şeyi, o dönemde yaşayan canlıları ait birçok şeyi öğrenebiliyorum. O zaman canlı kalıntılarına ben geçmişe ait canlı kalıntılarına fosil diyorum. Fosil oluşabilmesi için hava almayacak, taşlaşacak, kayaç haline gelecek diyorum. Yer kabuğu kayaçlardan oluşur. Kayaçlar minerallerden oluşur ve fosiller vardır, değil mi? Değerli olan kayaçlar madenler olarak adlandırılıyor. Değerli madenler arasında altın, bor, bakır örnek olarak gösterilebiliyor. Hemen etkinliğimizi kendimizi deneyelim kısmını yapıyoruz. Doğru yanlış kısmıyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bana doğruysa de yanlışsa ye yazın demiş. 1. Kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, taş, çakıl ve kuma dönüşür demiş. Doğru. Dış etkenlerden etkileniyordu. 2. Kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki fosillerdir yanlış minerallerdir değil mi? Bu sebeple yanlış. 3. Bütün kayaçların rengi ve parlaklığı aynıdır demiş. Bu da yanlış. Rengi farklı, parlaklığı, sertliği farklı olabilirdi. Çünkü mineralleri farklıydı. 4. Yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur. Doğru. 5. Kayaçlar yanar dağlardan yeryüzüne ulaşan magmanın soğuyup katılaşmasıyla oluşur. Bu da doğruydu yeryüzüne çıkan magmaya ise ben lav adını veriyordum unutmayın. B kısmına geldim. Doğru çıkış yolunu bulacağım. Öncelikle sorumu okuyorum. Yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru. Devam ediyorum. Kayaçların yapısında mineraller bulunur. Bu da doğru. Kayaçlar magmanın soğuyup katılaşması sonucu oluşur. Evet bu da doğru öğretmenim. O zaman cevabım birinci çıkış olacaktır. Her biri doğru çıktı. 33. sayfaya geçtim. C kısmındayım. Kaya sözcüğünün her bir harfini kullanarak bu kavramı açıklayan bir akrostiş yazmamı istemiş. Kayaçları araştırdım. araştırıp soruşturdum. Yeryüzünde bulunur. Aklıma mineraller getirir. Çok farklı renk ve şekiller barındırır dedik. D kısmına baktım arkadaşlar. Buradan kayaçlara örnekleri yazmam gerekiyor. Kayaçlarla ilgili örneklerden bahsedecek olursak taş, çakıl, kaya, bunun parçalanmamış halleri olabiliyordu. Ekonomik değeri olanlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Maden diyelim buraya. Gümüş, altın, bor, bakır olabilir. Bu şekilde tablomu da tamamladım. 34. sayfaya geçiyorum. Boşluk doldurmam var onu tamamlayacağım. 1. Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara denir. Ne deniyordu arkadaşlar? Maden deniyordu öğretmenim. 2. Altın, gümüş, bakır gibi madenlerin bulunduğu kaya kütlesidir. Bunlara da adı üstünde kayaç diyorum. 3. Doğadan elde edilen bir ürünün üretmekte kullanılan maddelerin işlenmesinden önceki doğal halini sormuş bana. İşlenmeden önceki halini ham madde diyorum. Adı üstünde işlenmemiş ham madde. 4. Temizlik ürünlerinde kullanılan maddeye ben ne diyordum? Bor ve ülkemizde de vardı. Bol bol. 5. Trafik levhalarının yapımında kullanılan maden. Ee, sağlam olması açısından demiri hemen seçebilirsiniz. Mutfak tezgahlarında kullanılan maden 6 numarada da mermer olarak belirlenmiştir. F kısmına geçtim. Aşağıdaki görseli inceleyerek soruları cevaplayınız. Birinci soruda bana yukarıdaki görselde insanlar ne yapıyor demiş. Aslında bir fosil bulmuşlar. Kalıntı onun hakkında araştırma yapıyorlar değil mi? Fosil hakkında araştırma yapıyor olabilirler. Yukarıdaki görselde inceleme yapanlar kimlerdir demişim. Fosiller hakkında kimler araştırma yapar? Bilim insanları yapar ya da farklı bir alanları vardır. Paleontologlar olarak adlandırılır arkadaşlar. İkisini de yazalım sizler için. Bilim insanları. Paleontologlar. 3. Fotoğraf çeken kişi neden fotoğraf çekiyor olabilir demiş. Görsellerden de faydalanmak için değil mi? Görselleri araştırma aşamasında kullanmak için dedim. Kullanmak için. Görselde yer alan fosil sizce ne zamandan beri yerin altında demiş. Milyonlarca yılın geçmesi gerekiyordu. Çok uzun yıllardan beri diyelim. 5. Yukarıdaki araştırma yapan bilim insanı siz olsaydınız fosili müzeye nasıl götürürdünüz? Anlatınız demiş arkadaşlar. parçaları ayırmadan çok dikkatli ve özenli bir şekilde götürürdüm. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda dünyamızın hareketlerinden bahsedeceğiz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizlerin Instagram sayfamız İlkokul Öğretmenim'den ulaşabilirsiniz. Hepinize kocaman sevgiler.